Arkadaşlar, Tavern Master kaldığı yerden devam ediyor efendim. Hepiniz yepyeni bir bölüme hoş geldiniz. Bir sonraki güne başla deyip doğrudan başladık. Bu arada videoya beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Ve hala kanala abone değilseniz, abone olursanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bilginiz olsun. Şimdi Brenna'nın direkt bahşişini arttıracağım. Zaten hızı iyi. Ve işin açığı bak, Brenna'nın bir şeyler taşırkenki hızı da çok müthiş. Helga onun hızına yetişemiyor. Helga ondan birazcık daha yavaş ama o da zamanla idare eder. Henüz bir biliyorsunuz merdivenimiz yok. Aşçımız mutsuz. Hayrola paşam? Aşçımız ağlıyor. Pardon, maaşı kazara kıstım. Ya acık gül ya, acık gül ya. Yeter sana 15 sende, ne yaptın amma ya. Ha şöyle biraz mutlu ol ya. 17 birim para alıyor aşçıya bak. Zannedersin kendisi şey böyle. Kebapların vazgeçilmez ismi. İsmet Usta. Harbiden İsmet Usta abi. Harbiden İsmet Usta. İsmet Usta o pardon. İsmet Usta o don oldu mu usta? Bana don biraz garip gibi geldi. Kebapçı İsmet Usta. Hocam bu arada bak, yani kenarda sunduğumuz mezelerden falan hakikaten çok çok güzel paralar kazanılıyor. Bu bizim için müthiş bir ayrıntı. Oğlum ne oluyor usta? Ulan oğlum adama... Kanka? Aynı adam kendi kendine büyüdü birader gözlerimin önünde yani. Benim mi gözüm yamıştı yoksa gerçekten adam olduğu yerde büyüdü mü kendi kendine? Ben mi yanlış gördüm? Ha, menü. Abi meyve tabağı menüde tabii ki. Menüde meyve tabağımız var. Klema dolgulu küllahlarımız var tabii ki. Elmalı tartımız var abi. Yeriz abi. Fişneli kek. Tabii. Daha henüz ızgara tavuk mavuk yapamıyoruz yani. Bak güzel bir menümüz varmış. Devam ki hocam. Garsonlarımız da gayet yeterli. Usta, benim gözüm sende. Garsonlar geliyor ustaya bağırıyor böyle. Neden herkes bana bağırıyor? Ben ne yaptım? Şimdi özel etkinlikleri araştırmaya başlarken bir yandan da sevgili arkadaşlar buraya bir müzisyen grubunu eklemek gerek. Şimdi özel müzik podyumu. Bak bence bunu buranın içerisine sıkıştırmayalım da şuraya bir iki kare açılalım. Ne dersiniz? Tam şu ortada bir yerde olabilir bence. Tam şu ortaya koyarız. Masaların falan da düzenini bozmamış oluruz. Bir yandan orada insanlar müziklerini yaparlar diye düşünüyorum açıkçası. O halde bu işlem için şöyle bir şuradan duvarlara gelelim. Buradan buraya doğru bir... Affedersiniz tamam. Buradan buraya bir duvar. Buradan buraya bir duvar. Buradan buraya bir duvar. Ardından burayı... Hocam merhaba. Duvarı nasıl yıkıyoruz? Duvarı yık. Duvar yık. Duvar yıkıl. Hah. Güzel. Doku olarak aynı. İçeriği yine odundan döşemeye devam edelim. Burası da buranın bir parçası. Bu tavernanın bir parçası tabii ki. Oraya şimdi artık ne yapmak gerek biliyor musun? Oraya ışıklardan bir mum koymak gerek şöyle. Buranın aydınlanmasını sağlaması için. Aynı zamanda buraya bir hemen şu müzik podyumunu koyalım. Bence... Bu şekilde çok keyifli olacaktır diye düşünüyorum. Ama şimdi bir de müzisyenleri kiralamak lazım. Bakalım efendim müzisyen kiralama olayı nasıl olacak bilmiyorum. Helga seviye almış. Hemen Helga'ya seviye verelim. Helga %100 mutlu. Helga eli doluyken daha hızlı gelip gitsin. Jandolf hemen bir seviye alsın bakalım. Jandolf da... ne kazanmalı sizce arkadaşlar ya Jandol? Ablacım tamamen genişletmek çok aşırı pahalı olacağından dolayı çok genişletmeyi tercih etmedim. Ne almalı sizce skill olarak? Çorba yapma skilli bu. Bu sanırım hani ana yemek, ana servis skilli. Deserters dediğin ne peki? Yemek becerileri bunlar. Hıza verirsek evet genel olarak her biri daha iyi gelişir diye tahmin ediyorum ama... Biz ana yemek servis etmiyoruz. Ha. Deserters tatlı. Abi tatlı.
Şimdi diyeceksin ki neden tatlıya verdim? Babacığım menüye bakar mısın? Bak meyve tabağı tatlı olarak geçer bence. Krema dolgulu külahlar tatlı. Elmalı tart tatlı. Ekmek ana yemek yerine geçmez tabii ki de. Vişneli kek de tatlı kesinlikle. Ekmek tatlı mı sayılıyor acaba burada? Bilmiyorum ya, aşağı yukarı ekmek hariç her biri tatlı sayıldığından dolayı ben böyle bir şey yapmayı uygun gördüm. Tatlıları daha iyi yapsın. Ve şöyle hemen yemekleri fulleyelim. Ay bütün parayı yedim. Ay bütün parayı yedim. Dur. Tamam daha fazla şey yapma. Abi müzisyenler ne yapacak? 8 kişi şey 8 song. 10 12 15. Günlük 50 yer diyor. Bence günlük 100 yeni koyalım artı 14 müşteri çeksin ya. Ama günlük 100 yen ya da 50 yen adamı koymadan evvel şuraya bir tane daha şey koyalım da buraya bir tane daha masa atalım. Masamız tamamlansın. Şuralara böyle küçük küçük halılar atabiliriz. Afiyetler olsun efendim, afiyetler olsun. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Salı olanlar tatlı, kırmızı olanlar anı yemek, yeşil olanlar çorba. Ben körüm. Merhaba. Ben körüm. Selamun aleyküm. Benim için o renkler bir anlam ifade etmiyor. Güzel. 150 para daha aldık oradan. Yani sarı, yeşil onlar zor zor zor. Bana zor. Ay, o kadar kolay ayırt edemem. Ne yazık ki. Bir masa daha atalım şuraya. Hop. Bir oturak atalım. Hop hop. Ardından şöyle bunu tam ortaya çekelim. Tam ortaya çekilmiyor. O kötü oldu dostum. Barmenin altına seriyorum lan halıyı. Var mı? Vermiyorum hiçbirinize. Üzüyorsunuz beni çünkü. Bak 4'e 3 4'e 3 buralara müthiş yerleştirilir ha. Bunlar buraların altına müthiş yerleştirilir. Hem saygınlık puanı artar daha fazla müşteri gelir ama şu anlık beklesin. Şu anlık beklesin, şu anlık istemiyorum. Yarın daha fazla müşteri çekebilmek adına bir grup alalım, bir tane arkadaşı alalım. Burası şimdilik gayet yeterlidir diye düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda tabii ki daha fazla masa atacağım buraya. Şimdilik böyle bütün her şeyimiz dolu, yeterince gıdamız var, her şeyimiz var. Abi her şeyimiz yok abi. Daha fazla depolanamıyor mu? Hemen bir sonraki gün deyip başlayalım. Çal kardeşim çal! Böyle bir kriz geçiriyor gibi sanki ama. Bir kriz geçiriyor gibi arkadaş ama aynı böyle sanki bir tıngırdatmaktan ziyade bir sinir krizi geçiriyor gibi ama anlamadım gerçekten. Adam titriyor böyle bir. Abi ses. Abi ses. Hey le 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 la le le le. Davulcu yok mu abi? Davulcu alardı. Damba 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 diye çalardı oradan. Davulcu alaydık. Efendim şimdi güzel mekanlarımız gayet yeterli. Abi garson sayısında bir artışa gidebiliriz. Zira arkadaşlar servisleri alabilir miyiz artık? Eyvallah. Garson sayısında bir artışa gidelim. Müşteri sayımız çok çok arttı. Garson sayısında artışa gitmek bizi kurtaracaktır. İki kat daha hızlı tecrübe kazanan sevgili Lana hanımefendiyi alırsak bu iş tamamdır diye düşünüyorum. Herkes mutlu 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 mutlu. Mutlu bir tavernayız efendim biz. Gülücükler saçan mutlu bir taverna. Garson sayımızı da arttırdık. Garson sayısının artışı bizim elbette ki daha çok işimize yarayacaktır. Ve elimizde iki kat hızlı tecrübe puanı kazananlar var. İki kat hızlı tecrübe puanı kazananlar olduğu için her şey gayet iyi. Mutfağı zamanında çok büyük yaptık ve artık etkinlikler var efendim. Artık şuradan belli bir etkinliği alabiliyoruz. Planlanmış bir etkinlik yok. Yarın için bir şey planlayabilir miyiz? İş yıl dönümü. 400 ödün, su, bira, İngiliz birası. İngiliz biramız yok efendim. Şarap tadımı, limonata, sıradan parti, 200 altın. Yani sıradan parti için dükkanı kapatıyorlar mı? Bu gelenlerin akabine artı 20 kişi bir yerde mi eğleniyor? Bence bu yapılmaz. Bence bu yapılmaz. Yani ekstradan bir şeyse bilmiyorum da bizim dükkan günlük 200'den fazla çekiyor. Ama öğrenmenin bir tek yolu var. Şuna saygınlığım yetmiyor evet.
Ama sıradan partiyi öğrenmenin bir tek yolu var. Hani adamlar mekanı kapatıyorsa yandık. Yani bu kadar personeli, bu kadar işçiyi işin açığı boşuna çalıştırmış olacağız. Araştırmaya başla. Adventure. Macera mı var? Ne diyorsun? Şarap araştıralım. Ama şarap rare müşteri istiyor. Rare müşteri için adventure araştırmak lazım önce. Bizim müşteri portföyümüz nedir acaba efendim? Müşteri portföyü. Şu an her şey için %0 şans. Rare mayır gelmiyor abi menüye. Izgarayı da açamıyorum böyle. Mecbur adventure'dan gideceğiz. Umarım komple bütün mekanı kapamıyorlardır ya. Araştırmada ne yazık ki şömineyi alamıyorum çünkü 10 rare müşteriye servis yapmamı istiyor. Bende 10 rare müşteri yok. O yüzden buradan ilerleyip buradan İngiliz birasına, İngiliz birasından artı 14 ziyaretçiye ve içki fiyatına gibi gibi. Buralara ilerleyeceğiz. Ve şöyle yapalım. Merhaba. Mekana bir tane daha masa alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. Şöyle birer tane de oturak alalım. Çok teşekkürler. Buraların altına ileride saygınlık artsın diye mini kalılar falan sereriz. Ortalığı daha rahat hallederiz. 7 tane table'a sahip ol. Bende. 11 ekmek times. 11 tane ekmek satacağım galiba. Ekmek time. Ama güzel oturdu böyle yani bir şey olarak. Izgaraya maalesef geçemiyoruz efendim. Oyunun demo sürümü değil, hayır tam sürümü. Oyunun tam sürümü henüz çıkış yapmadı. Lakin bana sağ olsunlar erişim imkanı sağladılar. Erişim imkanı sağlandığından mütevellit ben tam sürümünü oynamaktayım efendim. YouTube kanalımıza yarından itibaren gelecek. Yani çıkışını gerçekleştirmeden de rahat rahat seyredebileceksiniz. Teşekkürler, teşekkürler. Şunu da alalım. Araştırma için İngiliz binasını alalım. Adventure konusunda ne yapabiliriz acaba? Ücretsiz bir tane tablo. Bence garsonun arkasında daha hoş durur bu. Artı Adventure Time. 1000 altın istiyor. Ama ne verecek bu? Ben onu anlamadım. Bir yere oyun masası gibi bir şey mi yapacağız acaba? Sanırım öyle olacak, bilemiyorum. Sanırım öyle olacak. Şimdi öncelikle hemen şuradan içkilerimizi dolduralım efendim. Sevgili X46 Prime'ın avantajıyla 8. ayını kutluyor. X46 çok teşekkürler. Kesene bereket, sağ olasın. Hoş geldin aramıza, merhabalar. Bir sonraki güne başla diyelim. Özellikle arkadaşlar pek bir upgrade falan bir şey almadım. Çünkü hani bugün için bir parti ayarladık ya efendim. Su limonata fiyatını 4 altın. Ha şey, su limonata fiyatına derken, bu etkinliklere bütün ziyaretçilere servis yapıldı. Ödül olarak 200 kazandın. Ha bir saniye. Şimdi adamların ödedikleri hariç mi ekstra 200 acaba? Çünkü bugün dükkana başka müşteri gelmedi gibi. Saygınlık kazandım. İleride bir şarap festivali de olur da şarabı açamadık maalesef. İngiliz birasını falan da araştıramıyorum. Bu gelen ziyaretçiler rare ziyaretçi. Keko. Tamam. Şarapla şömineyi nasıl açacağımı buldum. Bu gelenler rare ziyaretçi. Aa, elf altın gelmiş galiba. İki tane elf hanımefendi. Biri kara elf belli ki. Bıyıklı dayı. Elf hatun. Gandalf. Kel. Sarışın hatun. Evet. Anladım. Anladım. Bende. 200 ayrı. Bunlara yaptığımız servisler ayrı bu arkadaşlara. Peki yarından itibaren efendim artık günlük 100 tüketen bir grubun gelmesini istiyorum. Yani umarım yarından mı geliyor, bugünden mi geliyor bilmiyorum. Şurada hemen bir bütün fıçılarımı doldurabilmeyi arzu ediyorum. Rob mutsuz, yarın işi bırakabilir. Rob, ne oluyor aslanım? Yok öyle işi bırakmak falan ya Rob. %80, %85, 95, 100. Ulan Rob. Brenna? Öyle bir şey yok. Kanka sen de yani sömürdün bizi be. Bizi sömürdün yav. Aşçı kardeş. Hop, Helga level aldı.
Helga'nın ağırlık taşımadan önceki hızını da arttırdım. Brenna level aldı. Hop. Brenna'nın bağışını arttırdım. Sonra içki kapasitesini arttıracağım. Lana level aldı. Hop. Bağışı bir arttıranım Lanacığım. 100 değil mi herkes? Bob da mutlu. Landolf da mutlu. Ya bu Landolf bizden ne yedi arkadaş ya? Ne yedin ya birader? Ne yedin ya? Şimdi etkinlik ayarlamayalım. Normal müşteri gelsin. Normal müşterinin gelmesiyle beraber İngiliz birasını açalım. Sonra şömine araştırma... Ya da bir saniye, buradan şömine araştırmasına gidebiliyor muyum? Bunu iptal etme şansım var mı? Var. Buradan şömine araştırmasına gidelim. Yarına da bir parti ayarlayalım. Planlanmış etkinlik yok. En yakın 22'sine ayarlayabilirsin diyor. O zaman 22'sine şu limonatayı ayarlayalım. 22'sine kadar araştırmadan İngiliz birasına gidelim. Bak... şöyle yapacağız. 20'sinde ve 20'sinde İngiliz birası açılacak. 21'inde şöminenin normal müşterisini çekeceğiz. 22'sinde de rare müşteriler gelecek ve şömine ızgarayı açacağız. Ve dükkanın normalde de böyle daha kaliteli müşteri çekmesini sağlamak adına bir şeyler yapabiliriz. Öncelikle personel mutlu, personeli kurtardık. Bir kişi daha işe alabiliriz. Bir şey taşırken yürüme hızı azalmaz. Gel. Gel bakalım. Seni de kullanalım. İkinci şefimizi de alalım. Şöyle bir yemeklerimiz falan ağzına kadar dolu, full. Peki. Tabak rafımız falan yetiyor. Limonataları ve içkileri dolduralım. Ne yapalım biliyor musunuz? Buranın böyle bir daha çok müşteri çekebilmesi için altına şu 4'e 3'lükleri bir yerleştirelim. Hop. 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 Hop hop. Parayı yedin bitirdin parayı. Yedin bitirdin parayı. Şu adventure alanını ataydın ya. Unuttum. Adventure alanını ataydın ya. Adventure alanını koymayı unuttum. Pardon. Şurayı açarız ileride. Gerçi bak burayı da açarız. Buraya bir yere adventure masasını kurar. Şuralara normal masalar atmaya devam ederiz. Servis masaları atmaya. Bob ne oluyor aslanım? Bob mutsuz. Bob ilimi kemiğimi sömürdün Bob. Bob ilimi kemiğimi sömürdün ya. Rob mu Bob mu artık ilimi kemiğimi sömürdü ya. Saygınlık. Baba 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 baba. Çıldırdı çıldırdı. Öndeki titrek dayının yanına bir tane de abla eklendi. Müthiş. Müthiş. Restoran müthiş ilerliyor şu anda. Yılan yapıyor kendini. Abi ben bu grubun daha diğer elemanlarını da merak ediyorum. Bak arada davulcuları falan da geliyor. Ben bu grubun diğer elemanlarını da merak ediyorum. Hocam deli deli ettik kendimizi ya. Gerçekten deli deli ettik kendimizi. Efendim öncelikle şuraya şöyle bir açılabilir miyiz? Sonrasında şu iki kısmı ve burayı yıkalım lütfen. Ardından burada zemini bir ekleyelim şöyle. Ve buraya bir şey istiyorum efendim size zahmet. Bir ışıklandırma. Evet. Aa buraların ışığı yok. Bunlar kör kör oturuyormuş. Müthiş işletme. Adamlar kör kör oturuyormuş abi. Niye kimse ses etmiyor lan? Söylesenize. Getirirdik. Niye söylemiyorsunuz? Abi gerçekten söylemediler bu arada ya. Kör kör oturmuşlar böyle görmeden. Bir şeye tuttum ama bu ne falan diye. Akıcım afiyet olsun. Afiyetler olsun efendim, afiyetler olsun. Yeterince malzememiz var. Her birini gün sonunda doldururuz. Yeterince yemeğimiz var. Herhalde bitmez. Buğday çok harcamıyor. Keşke bir tane daha sandık alabilir miyim acaba mutfağa? 2'de 2. Olmaz diyor. Alamazsın diyor. Peki. Menü. Bize de mi menü? Ekmek seviye atladı. Artık köy ekmeği. Ya da tam buğday ekmeği. Bilmiyorum abi. Ekmek nasıl seviye atlayabilir peki? Bu ekmek var ya, başka ekmek falan, tandır ekmeği olabilir belki.
Mutfak çok karanlık, şeflere yazık. Tamam. Olur. Aydınlatayım, al. Tamam. Bizimkiler bayağı vicdan sahibi. Vişneli tatlı level atladı. Aslanım. Aslan parçası. Hop hop. Oğlum ne biçim para kazanıyoruz biz? Şu araştırma biteydi ama. Aha, araştırma bitti. Süpersin. Şimdi şömine ızgarasının normalini bir araştıralım, tamam mı? Şömine ızgarasının normaliyle beraber hareket edeceğiz. Herkes mutlu. Bir de yarın sabah bakmak lazım tabii ki bu adamların durumuna. Şimdi efendim öncelikle bir şeyleri ayarlayabilir miyiz acaba? Öncelikle bir duvarları ayarlayalım. Şuraya şöyle bir girelim. Bunu böyle al. Bunu da böyle al. Nam 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 nam. Birazcık böyle az mı genişliyoruz sanki? Bilemedim. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada. Işıklar. Kimse kör kör oturmasın. Şöyle. Hatta birer tane daha koyabilirim. O zaman var ya üf, aydınlıktan zirveye. Şöyle yapalım. Özelden bu müzisyenlerin bulunduğu yeri böyle bir kenara çeksek. Ardından bu kenara çekelim özellikle. Neden bu kenara çekiyorum? Çünkü bu kenara masa gelemez ama şuralara masa gelebilir muhakkak. Buradaki adamlar kördeymiş. Nasıl kördesiniz ya? Şam'dan. Masaların araya Şam'dan. Çok mu sıkışık olur acaba? Çok sıkışık olur ya. Ama oraya ışık götürebileceğim bir şey yok ki. Ya salonun ortasında kalıyor o. Meşale! Tutuşun diye böyle meşale. O meşale de hoş durmaz ya. Yani minik mumlar dururken koca meşale. Dungeon mı kardeşim bura? Hoş olmadı. Hoş durmadı. Peki. Servis masasının oraya bir yere konulabilir mi bu? Veyahut bunu alırız. Yukarıdaki mumu satarız. Ne yaptı? Bak bu da aydınlattı. Hem girişte bir mum olmuş oldu. Düzen bozulmadı. Oldu gibi. Oldu gibi. Buralara bu arada ben masalar getirmeye devam edeceğim. Çünkü müzisyen grubunu falan büyüteceğiz. Öncelikle bir özelden şu adventure şeyini yapabilir miyim böyle? Birazcık bak bu agalar şöyle köşede bir yerde mi takılsalar? Ya da buraya ve buraya şey gelecek. Masa gelecek. Bu müzik alanının kenarına yaparız bunları ya. Bak bekle şöyle. Böyle. A böyle. A böyle. Ya böyle. 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 Şu ortayı komple bir kaldır. Bu. Ve ışıklar. İki tane de buraya. Ya da üç tane. Oh. Gözümüz gönlümüz aydınlanıyor canım şurada. Şimdi bir sonraki güne başlamadan evvel. Bu adamları kenarına koyarız şu binliği ama bin gold'um kalmadı. Şu kenara koyacağım bu adamları. Şam'dan mecbur koyulacak galiba ya. Ha, müzisyenlerin önüne koyuyor ayağına. Samet milleti kör etmeye mi oynuyorsun? Bari şu kenardakileri satalım. Dünyanın parasını verdim. Ne kadar geri gelecek? Artı 70. Oturduğum yerden kendime ne güzel 140 altın zarara soktum. Dikkat ettiniz mi? Efendim Mert 3. ayını kutluyor. Mert çok teşekkür ederim. Desteğin için sağ olasın. Kendi kendime çok tatlı zarara sokuyorum abi. Müthiş zarara sokuyorum kendi kendime. Neyse. Hadi şuralara şöyle birer tane daha dikelim. Acaba buraya bu şekil daha mı fazla müşteri sığdırırız? Bak hop 1 olur. Hop 2 hop hop hop. Öyle sığmadı. Peki. Evet böyle. Anca böyle müşteri sığar. Oturaklar. Löp 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 löp. Ve carpet'tan. Hop hop hop. Tamam Samet, her şeyi yedin bitirdin.
Adventure Table'ı almadım canım, alamadım. Başla bir sonraki güne. -27. Oy. Dükkana müşteri gelirse sorun yok. Müşteri gelmezse bittik. Müşteri gelmezse bittik. Müşteri. Müşteri lütfen. Abi evet, stokları falan da yenilememişim. Ablam yılandan sonra devam ediyor böyle. Dikkat et kendini yakma orada. Orada birazcık dikkatli ol, kendini yakma lütfen. İngiliz birası. Adventure Table'ı alacağım. Ve yemekleri de kademe atlat diyor. Hop hop. Görev tamam. Yemeklere kademe atlatıldı. Peynir tabağı falan geliyor ya. Şimdi yarın limonata partisine rare müşteriler gelecek ya. Yarın limonata partisine gelen rare müşteriler sayesinde biz daha rahat edeceğiz. Hemen bir işçilerin durumuna bakıyorum. Herkes mutlu. Peki. Rob hariç. Rob çünkü belasını istiyor artık. Rob'a ben söveceğim. Rob artık belasını istiyor. 45'e ne diyorsun? %82 okeyim diyor. Tamam. Rob artık belasını istiyor çünkü. Seviye alan var mı aranızda? Henüz seviye alan yok. Lana ve Helga biliyorsunuz çifte experience kazanıyor. Personelimiz şu an gayet iyi ve kaliteli bir şekilde hizmet veriyor efendim. Şöyle bir yemekleri fullleyelim. Oh, yani borçtan kurtulduk. Üstüne bir de çok çok iyi. Menümüzdeki ürünlerimiz seviye atlamaya devam ediyor. Artık meyve tabağımız da seviye atlıyor. Ve müzisyen grubunu artık üçüncü bir arkadaşa alabiliriz bence. Üçüncü bir insan gelebilir. İleride buraları da full masa dolduracağım. Şuraya bir adventure masası atacağım. Daha genişleyebileceğimiz yığınla alan var canım. Şu alanı da böyle bir belki ayarlarız ileride, bilmiyorum. Mutfağa çok büyük alan yapmışız. Bilsem mutfağı şu köşeye sıkıştırırdım. Hatta öyle yapabilirim. Belki mutfağı köşeye sıkıştırabilirim, bilemiyorum. Hemen seviye alanına ilgilenelim. Landolf seviye aldı. Hemen seviyesini verelim kendisinin. Speed'ini arttıralım. Her şeyi rahat rahat halletsin. Birazdan Lana Hanım da seviye alacak. Lana'nın da seviye almasını bekliyorum. Evet, Rob birazcık bizi zorluyor efendim yani. Rob sanki kovulmak istiyor gibi ama seviye 4 bir garson kendisi. Yani seviye 4 olduğundan dolayı bence kovmak bir opsiyon değil kendisine. Peki ben bir şey merak ediyorum. Acaba bir tane daha şey alırsam, mutfaktan değil de oturaklar, masalar, masalardan da değil, lüks masa, bir tane örtü seviyor üzerine. Manyak mısınız ya? Acaba diyorum hani bir bira şeyi daha koysak buraya, bir bar daha koysak, ki koyulmuyormuş. Bir bar daha koyduğumuz zaman daha fazla müşteri açılıyor. Çünkü bizim şu an bariz bir şekilde belli ki ya ileride daha fazla garsona falan ihtiyacımız olacak. Çünkü ne kadar genişleyebiliyorum? Ha yok, genişleme alanımız belliymiş. Genişleme alanımız belliymiş abi. Ben dedim herhalde buraya daha fazla garson lazım olur. Ama merdiven çıkma hızı falan geldi yani. Merdiven çıkma geldiğine göre mutlaka bir şeyler eklenmiştir. Lana, seviye al ve elin doluyken biraz daha hızlı koş. Hepiniz her şeyle ilgilenin canım. Ya da acaba iş bölümü mü yapsak? Hani biri sadece borçları toplasa, diğeri yemek ve içecek götürse ikisi. Biri de temizlikle ilgilense sadece. Yok ya, hepsi her şeye koştursun. Güzel, artı 1200 kar. Ve kimse şey değil. Kimse kimseye kızmamış efendim. Aa, merhaba. Şuraya bir şey alabilir misin acaba? Özelden. Özelden. Adventure. Buraya. Teşekkür ederim. Ve buraya. Bu. Yemekleri fulle. Ardından içeceği fulle. Çok iyi. Hemen seviyemizi alalım. Yeni araştırmamızı yapalım. Bakın arkadaşlar, bugün 10 tane rare müşteri gelecek. 10 rare müşteriyle beraber şömine ızgarası upgrade'ını alacağız. Sonrasında da artık et yemekleri servis edebilmeye başlayacağız. Saygınlığımız gayet güzel arttı. Şu macera masası ne işe yarayacak, gerçekten onu merak ediyorum. Farklı şeyler açabiliyoruz galiba. Zorluğu falan var. Biz mi oynuyoruz acaba? Mini oyun olarak biz oynuyorsak müthiş bir şey.
Peki peynirimiz var mı? Peynir alabilseydik keşke. Araç geldi çünkü peynir bir yerden. Özelden falan mı geldi acaba peynir? Ya da peynir üretim yeri gibi bir şey mi var? Bilemedim. Dekorasyonlara hiç yönelmedik ama ileride bakarız. Oo, güzel tablo. Alırız, alırız, alırız. Alırız, daha ileride burayı biz çok güzel adam ederiz. Efendim, YouTube'dan izleyip vakit ayıran herkese teşekkürler. Bizden bu videoluk bu kadar. Sonraki bölümlerde görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Esenlikle kalın. Bye bye.